Selam millet, Alpan Ecevit ve bugünkü videomuzda birazcık içimde geçenleri anlatacağım, birazcık yaşadıklarımı anlatacağım ve büyük birkaç tane de haberim var. YouTube'u bırakmıyorum tabii ki de. Onu baştan söyleyeyim. Arkadaşlar yeni bir kanal açıyorum. Sadık'la 5 çayı. Sadık'la 5 çayı. Isız. Ve lütfen takip edin, destekleyin, yorum atın. O kanal hani bu işin nasıl öğrenip öğrenmediğimi görmek için benim için bir test olacak. Onun için hepinizden desteklerinizi bekliyorum. Niye böyle bir karar aldım? Çünkü ben çok emek verdim bu kanala. Alpan Ecevit'e çok emek verdim. 390 tane video yaptım. Birbirinden bağımsız, alakasız birçok konuyla ilgili ve belki %90'ı ekstrem sporlar üzerinedir. %10'u da alakasız farklı enteresan videolar. İnsanlar bana saldırmaya başladı. Hani ben videolarda başkalarını kullanmayı sevmiyorum. Ben videolarda kendim bir şey yapmaya çalışıyorum. Bu hareket olsun, bu skatepark tanıtım olsun, bu kayak merkezi olsun, bu 2,5 kilo çekirdek yemek olsun, bir günde bir hareket öğrenmek olsun, çocuklarla paten kaymak olsun birlikte, bu kaykay da senin kendinizi nasıl geliştireceğinizi göstermek olsun, bir sürü şey. Bunlar da ağırlıklı ben kendimi ön plana çıkartıp kendim yapmaya çalışıyorum. Başkalarının üstünden prim yapma gibi bir derdim hiçbir zaman olmadı. Ve buna rağmen insanlar gelip bana niteliksiz video yapıyorsun diyorsa o zaman teşekkür ediyorum. Ben her zaman kendimle yarışıyorum. Çünkü herkes her şeyi yapamaz. Abi ben yazı yazamıyorum. Ve beni tanıyanlar biliyor, düzgün yazı yazamıyorum yani. Yapacak bir şey yok. Hani uğraşıyorum. Yok abi illa bir şey yanlış yazacağım. Herkes her şeyi yapamaz. Ben YouTube videoları yapabildiğime inanıyorum ve onun için de ikinci kanal açacağım. Ve lütfen sizden desteklerinizi bekliyorum. Yine dediğim gibi ben çok hiçbir şey beklemeden çok fazla video yaptım. Ve sanırım siz de buna birazcık alıştınız. Ne olacak herif yapıyor diye. Benim de bir limitim, bir sınırım var. Gerçekten ben de error vermeye başladım yavaş yavaş. Onun için daha doğru adımlarla daha mantıklı videolar yapmaya başlayacağım. Ama tabii ki de Alpan Ecevit kanalda devam edecek. Enerjimi 50-50 bölmeye çalışacağım. Benim tahminim bir sene içinde, hani bir sene sonunda benim 25.000, 26.000K'yı geçeceğini düşünüyorum. Evet, izlenmeyi geçemeyebilir, 4-3 milyonu geçemeyebilir belki. Ama tahminim takipçi sayısı olarak geçebileceğini düşünüyorum. Göreceğiz. Onun için hepinizden desteklerinizi bekliyorum. Hala Zonguldak videosunu yapamadım. Gitmem gereken 2 tane kayak merkezi vardı, bir türlü gidemedim. Hani dediğim gibi yorulmuşum ve evde oturup hiçbir şey yapmak istemedim bir süre. Ve bu hani hiçbir şey yapmak istemediğimde bile çektiğim videoları istemsiz montajlıyorum. O sırada yine gidip bir yerleri çekip videoları hazırlıyorum. Ki gördüm bu benim içime işlemiş. Ama yine diyorum Sadık'la 5 çayına daha çok emek vermem lazım. Oraya yönlenmem lazım. Çünkü karşılığını hiçbir zaman alamam. Alpan Ecevit kanalını. Beklemiyorum da. Ama dediğim gibi böyle saçma sapan insanlar gelip karşınıza çıkıp sizi kötü hissettirmeye çalışacaksa gerek yok. Şimdi Sadık'la 5 çayının altında bir sürü adam ya, ulan konuşamıyorsun, ulan konudan konuya atlamışsın. Şu kadar takmıyorum. Yani çünkü biliyorum orada olacağını. Ama bu bölümde olmasını istemiyordum, beklemiyordum. Çünkü ufak bir camia. Herkes birbirini biliyor. Tam tersi olur diye düşünmüştüm. Ama orada da inanılmaz bir yarış var. Hani bazı videolarda işte bayağı artistlik yaparak işte şu köpükte kalır mıyız, işte sakat kalıyordum şu bu diye abartarak sporları tehlikeli ve korkutucu gösterebiliyorlar. Ben de bunun tam tersini yapmaya çalışıyorum. Ben de devamlı ben yapıyorsam siz yapabilirsiniz. Bu sporlar öcü değil, sakatlanacaksınız diye bir şey yok. Ama rakiplerim daha havalı olmak için, ellerini daha iyi göstermek için tam tersini yapıyorlar. Arkadaşlar benim sağ bileğim sakat. Neyi var bilmiyorum. Sağ ayak bileğim 2 aydır devamlı acıyor. Garip bastığımda. Ve korkuyorum doktora gitmeye. 22 senedir zorladığım için diye düşünüyorum bu yavaş yavaş bazı şeylerin olmasının. Bazıları da böyle düşüyormuş gibi yapıp numara yapıp bundan prim yapıyorlar. Biraz dikkatli izleyin bazı videoları lütfen. Hani karşınızdakinin kim olduğunu, neler yaptığını, neler yapabildiğini konuşmasından değil yaptıkları hareketlerden ölçüp biçin. Hani ben bu videoları makine gibi yapmıyorum. Gerçekten her şeyimi vererek yapıyorum. Sizden de arada bir ucundan tutmanızı rica ediyorum. Hiçbir yere gitmiyorum. Aynen devam. Sağlıklı 5 çayı geliyor. Enteresan videolar olacak. Enteresan insanların hayatları olacak. İşte bu hapishanede yaşayan insanlardan, çete liderlerinden, işte Conor McGregor'dan, Mike Tyson'dan, Takashi 69'dan, Eminem'e kadar. Bildiğimiz enteresan Bill Gates'in hayatı hakkında enteresan bilmediğimiz bilgiler bulup sizlerle paylaşacağım. Çünkü ben keyif alıyorum bu videoları yapmaktan. Umarım siz de beni destekler ve bu videoları izlersiniz. Bu videoda içimi dökmek istedim size. Yoruldum. Gerçekten yoruldum ve şaşırdım insanların bu kadar meyve veren ağaç taşlanır
bu kadar normal olmasına bunların. Abi şansı olmadı ki bu. 200 günden bahsediyorum. 200 gün kesintisiz. Ha ben kendim daha farkına vardım. Ben 3,5 senedir ne yapıyorum diye. 3,5 senedir ben bu bilgisayarımda oturup video yapıyormuşum. İyi mi geldi? Çok iyi geldi. Ama yeter. Artık birazcık hayata geri dönüp normale dönmemiz gerekiyor. Evet, ben Alpan Ecevit. Sadık'la 5 Çayını lütfen takip edin. Bu video kanalı da takip edin. Lütfen arada yorum yazın. Beğendiğinizde veya gördüğünüz bir şeyi yazın ya da ünlem bırakın. Gerçekten ya. Çok zor değil yani. Ve hani her video için demiyorum, ayda yılda bir aklınıza geldiğinde. Arka dostlarımdan bahsediyorum, arkadaşlarımdan bahsediyorum. Diğerleri artık kestiremiyorum insanların neler düşünebileceğini. Ben Alpan Ecevit. En yakın zamanda görüşmek üzere efendim. Esen kalın.